Sevgili öğrenciler, dersimiz sosyal bilgiler. Bilfen ev çalışmaları 7. fasikül tema testi 3'ü çözüyoruz. Birinci soru, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere. Bu ülkeler aşağıdaki kıtaların hangisinde yer alır? Yukarıda sayılan ülkeler çocuklar Avrupa kıtasında yer almaktadır. Cevap A. İkinci soru, Avustralya'nın yerli halkıdır. Doğayı çok severler. Sebze ve meyvelerle beslenirler. İhtiyaçlarından fazlasını toplamaz. Asla doğaya zarar vermezler. Evleri doğayla uyumludur. Yukarıda yaşamları anlatılan bu halka verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Avustralya'nın yerli halkı çocuklar aborjinlerdir. Cevap C şıkkı. Ülkemiz dışında başka ülkelerde de yaşayan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Volkan öğretmenin ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi Türk nüfusunun en fazla olduğu yabancı ülkedir? En fazla Türk çocuklar Almanya'da bulunmaktadır. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizi önemli yapan etkenlerden değildir? Ülkemiz çocuklar Asya ile Avrupa kıtalarına aittir. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Kalabalık bir nüfusa sahip olması bir ülkeyi önemli yapan bir özellik değildir. Ve ülkemiz zengin tarihi geçmişe sahip olması diyor. Cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bol miktarda fındık üretilmesinin sonuçlarından değildir? Fındık ihracatının artması doğrudur. Eğer fındık üretimimiz fazlaysa ihtiyacımız dışındaki fındığı yurt dışına ihraç ederiz, yani satarız. Eğer ihraç ediyorsak B şıkkı yanlış olur. Çünkü fındık ithalatının artması diyor. İhracatımız varsa ithalatımızın olmaması gerekir. Çünkü yurt dışından fındık almak demektir ithalat. Bize yetecek kadar fındık üretimimiz olup da ihraç ediyorsak ithalat olmaz. Cevap B şıkkıdır. Çiğdem'in dini bayramı Ramazan bayramı, sıra arkadaşı Anya'nın dini bayramı da Noel'dir. Bu ifadeden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Dini bayramlardan bahsettiği için çocuklar, bu iki arkadaş farklı dinlere mensuptur. Cevap B şıkkıdır. Merhaba, ben Monika. Ülkemizde en çok pizza ve dondurma yeriz. Her yıl kutladığımız karnavallarımız vardır. Paskalya bayramına özenle hazırlanırız. Monika'nın ülkesinde en çok pizza ve dondurma olduğu için buradan ipuçla İtalya olduğunu çocuklar ne yapıyoruz? Çıkarabiliyoruz. Sizler gibi geniş evlerde oturmuyoruz. Özel günlerde kimono giyeriz, en çok balık tüketiriz. Japonların milli giysisidir kimono çocuklar ve Japonya bir ada ülkesi olduğu için en çok orada balık ve deniz ürünleri ne yapılır? Tüketilir. Cevap C şıkkıdır. Paskalya, Nevruz, Pesah, Hıdrellez. Yukarıdaki bayramlardan hangisi Yahudiler tarafından kutlanan bayramdır çocuklar? Paskalya genellikle Hristiyanlar tarafından kutlanır. Nevruz ve Hıdrellez Türkiye Cumhuriyetlerinde. Pesah ise Yahudiler tarafından kutlanan bir bayramdır çocuklar. Yukarıda sözü edilen ülke hangisidir? İlk akla gelen Eyfel Kulesi'dir. Bu kule bir devrimin sembolüdür. Ayrıca Cannes Film Festivali de dünyaca ünlüdür. Eyfel Kulesi Fransa'nın Paris kentindedir ve Fransız devriminin de sembolüdür Eyfel Kulesi. Dolayısıyla sözü edilen ülke çocuklar Fransa'dır. Yukarıdakilerden hangisi ülkeden ülkeye değişebilecek bir unsur değildir? Kültür yapısı, gelenek ve görenekleri, yönetim şekli, insan hakları. Her ülkenin kültür yapısı farklıdır, gelenek ve görenekleri farklıdır çocuklar. Yönetim şekilleri farklıdır ama insan hakları evrenseldir. Ülkeden ülkeye değişebilecek bir unsur değildir.
Cevap D şıkkı. Bir başka test çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.